Aynen! Bacım! Sultan teyze, Zadem'i gördün mü? Yok, görmedim oğlum. Sultanım, ne oldu? Kadınlardan da bir gören olmamış Hacani. Bayram, hayırdır? Sana son bir işim düştü tabip. İmam emmi yok! Hiçbir yerde yok! Aman metanetli olmak lazım oğlum! Dur hele! Bırakma kendini hemen! Var mı bir haber oğlum? Nerededir, ne haldedir kuzum şimdi aceli? Ey cemaat! Ey cemaat! Bu böyle olmaz! Her birimiz bir yere dağılıp öyle arayalım Zahide'yi. İmam emmi doğru söyler hadi. Dağılalım hadi. Hadi dağılalım bakalım. Hadi dağılalım. Korkma oğlum. Ana. Korkma bu acı. Bak her yere bak oğlum. Oğlum bak. Hadi gidelim. İçinde ezanından beri ortalıkta yok. Ne gören olmuş, ne duyan olmuş. Yok, yok, yok. Zahide kurbanım of, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden gidenden of, haber sorarım. Zahidem bu hafta oluyor. Bayram koş! Gelin. Zahidem bu hafta oluyor. Gelin. Zahide! Bacı! Zahide!
Hacı. Zahidem. Çiçek kadar döktü. Hacım. Zelil. Hacım. Çiçek kadar döktü. Zahidem. Baca. Zahide. Dolaştım alemi. Gurbet gezelim. Zahide. Ay kardeş. Benden güzeli bulamadım. Zahir. Oy kardeşim. Allah'ım hayır. Hayır Allah'ım. Ulan. Zahide. 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 Zahide, çok korkuttun bizi ananı. Bak. Bak üşümüş şimdi. Üşümüş. Benim bacım üşümüş. Üşümüş benim bacım. Bak anam da çok merak etti seni biliyor musun bacım? Delirdi zaten böyle. Bayram iti yapmış yapacağını Hüsnü Efendi. Kaçamazlar. Eğer ben de Hüsnü Kahya'ysam bir yere kaçamazlar. Nereye baba? Nasıl? Çekil lan. Ne yapacağım? Baba. Hüsnü bir delilik yapma ne olur. Yılanın deliğine girseler bulup çıkarırım onları. Göstereceğim ben onlara dünyanın kaç bucak olduğunu. Göstereceğim kaçmanın ne demek olduğunu. Gelmeyin peşimden. Orada kalın. Geldikleri ilk gün başımıza iş açacak dediydim bu uğursuzlar. Al işte. Thank you.
bir şey olursa ben yaşayamam. Nazca. Ölür. Kötü şeyler düşünme Mahmure teyze. Nasıl düşünmeyeyim Ayşe? Bu saat oldu, yok ortalarda. İçim sıkılıyor Orhan'cığım. Yüreğim sıkışıyor. Benim kızımın başına bir iş geldi. Başına bir iş geldi. Kızımın başına bir iş geldi. Bir iş geldi. Sabri. Hesabını vereceksin ulan bana. Bunun hesabını vereceksin ulan bana. Şimdi gelir. Gelmeyecek abla. Gelecek. Bir akşam geleceğim dememiş miydi sana abla? Nerede hani? Söz verdi, gelir şimdi. Gelecek olsaydı gelirdi abla. Boşuna güvendik ona. Ömer, Bayram bize hiç yüzüstü koyar mı? Kesin bir şey oldu, ondan gecikti. Gelmedi işte abla. Gelmeyecek. Geri de dönemeyiz ki bu saatten sonra. Ne yapacağız şimdi biz? Toplaştınız böyle. Nereye gidersiniz millet? Senin ne işin var burası Kaya? Ben bayrama baktıydım. Zahide'yi arıyordum. Zahide'yi mi? Haberin yok mu senin? Neden haberim olacak? Kızcağız öğleden beri kayıp. Bütün köy onu arıyor. Ha biliyorum, haberim var ondan. Sen bayramı gördün mü onu söyle. Vallahi görmedim ama bir yandan o da arıyordur. Razca? Bu meydanda Mahmure kadının yanında. Zavallı kadın kızı kayboldu diye perişan oldu. Öyledir ya, yazık. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.
şimdi gelir. Gelmeyecek abla. Gelecek. Ya akşam geleceğim dememiş miydi sana abla? Nerede hani? Söz verdi, gelir şimdi. Gelecek olsaydı gelirdi abla. Boşuna güvendik ona. Ömer, bayram bize hiç yüzüstü koyar mı? Kesin bir şey oldu, ondan gecikti. Gelmedi işte abla. Gelmeyecek. Geri de dönemeyiz ki bu saatten sonra. Ne yapacağız şimdi biz? Toplaştınız böyle. Nereye gidersiniz millet? Senin ne işin var burada Sikaya? Ben bayrama baktıydım. Zahide'yi arıyordur. Zahide'yi mi? Haberin yok mu senin? Neden haberim olacak? Kızcağız öğleden beri kayıp. Bütün köy onu arıyor. Ha biliyorum, haberim var ondan. Sen bayramı gördün mü, onu söyle. Vallahi görmedim ama bir yandan o da arıyordur. Razca? Bu meydanda, mambura kadının yanında. Zavallı kadın, kızı kayboldu diye perişan oldu. Öyledir ya, yazık. Hadi iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Derenin orada da yok. Aşağı köyde de yok. Yukarı tarafta da yok. Kuzum! Başına bir şey geldi yavrumun. Bir şey geldi. Dur bakalım, ağır ettik. Arıyorlar. Sağ salim bulup getirirler inşallah. Getirirler. Getirirler inşallah. Merak etme. Zeydan! Ah!
Can alıcı gelmiş canım ya. Benim can vermeye de dermanım mı var efendime? Canım efendim o. Yüklü kervanım mı var efendime? Nazlı kızım. Efendim o. Kesin fena bir şey oldu. Yoksa şimdiye gelirdi bayram. Ne olduysa oldu abla. Ömer. Ya abla, seviyorum dedin. Gelecek dedin. Hani nerede? Gelecek olsaydı gelir de bu saate kadar. Bayram abi yok işte abla. Yok. Ömer nereye gidiyor? Ben konağa dönüyorum abla. Belki amcamgil anlamamıştır kaçtığımızı. Anlamaz olur mu hiç? Kaç saattir buradayız? O konakta bize huzur yok Ömer. Başka nereye gideceğiz abla? Gidecek bir yerimiz mi var ha? Sen söyle. Ben oraya dönemem artık. Ne yapacağız peki abla? Ne yapacağız? Biraz daha bekleyelim. Gelir. Gelecek olsaydı gelirdi zaten abla. Şu Fatma'daki cesarete bak. Onca olay olmuş, almış kardeşiyle kaçmış. Valla şu bayrama da bravo. Ne yaptı etti kaçırdı kızı. Kız sus. Car 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 car. Zaten sinirim tepemde. Vallahi hıncımı senden alırım. Artık işlemler için kasabadaki hastaneye götürmemiz lazım. Allah sabırlar versin. İnsanın ciğeri zor dayanır bu acıya. Ne gerekiyorsa yapın komutanım. Alın. Güzel kızım. Yavrum, güzel kuzum, doyamadım ben sana. Doya doya basamadım bağrıma. Kızım. Bacım müsaade edersen. Etmem. Etmem, kimselere verme. Vermem kızımı kimseye. Vermem. Uyanacak. Evimize gideceğiz. Uyanacak. Açacak gözlerini Zahide'm. Vermem. Vermem kızım. Efendim, yardımcı oluver arkadaşlarım.
Vermem. Vermem. Kimselere vermem. Vermem. Kızının ruhuna eziyet etmekten vazgeç Mahmure bacım. Bırak. Alsınlar artık kızı. Alın kızı. Almayın. Almayın. Almayın kızımı. Götürmeyin. Allah için almayın. Deli, Zahide'yi götürüyorlar acele. Zahide'yi alıyorlar bizden acele. Durun, durun götürmeyin. Üşür oralarda. Acele. Bacı korkar orada. Acele. Acele. Şimdi ne yapacağız abla? Geceyi geçirecek bir yer bulacağız. Sen iyi misin? Benim yüreğim Fatma'nındır Zahide. Seviyorum ben onu. Biz seninle beraber büyüdük. Kardeşim bildim seni. Ayşe benim için neyse... Senin de benim gözümde yerin o. İyi değil. Çok üzgünüm. Zahide böyle bir şey niye yaptı ki? Ben böyle olsun istemedim be tabii. Seninle ne ilgisi var? Çocukluğumuzdan beri gönlü bendeymiş. Anam da ben askerdeyken umut vermiş garip. Yakıştırmış işte bize. Ama senin kalbin Fatma'yı seçti. Bizim hiçbir günahımız yok be tabii. Sadece sevdik birbirimizi. Fatma ile kaçacaktık biz. Zahide'yi gitmek istemedim ki. Öyle yapacağını bilseydim. Peki sen hiç umut verdin mi kıza? Yani Fatma'dan önce. Hayır. Ona bir an bile umut vermedim. Kendi bacım gibi bildim ben onu. Ama böyle yapacağını bilemedim. Ben onu incitmek istemedim. Kızım.
Amca biz kasabaya giden son arabayı kaçırdık da bizim kasabaya gitmemiz lazım. Atlayın götüreyim sizi. Fatma! Fatma! Dur dur Bayram dur sakin ol dur sakin ol önce. Geldim işte neredesin? Yok tabip gitmiş. Belki de konağa geri dönmüştür Bayram. Ya başına bir şey geldiyse? Hüsnü, buldun mu? Yok, bulamadım. Hangi cehenneme gittiyse gitti. Allah vere de başımıza bir bela daha açmasın şeytan. Bu kesin Karabayram denen o sütü bozukla kaçmıştır, ben değilim. Şşş, biri duyacak kız. Bayram'la kaçmamış. Bayram'la kaçmamış mı? Bayram'la kaçmadıysa bunlar nereye kayboldu Hüsnü? Ben nereden bileyim? Ben o bayram itini şimdi köyde gördüm. Köyde mi? Şey... Zahide'yi getirdiler de. Zahide'yi mi? Bulmuşlar mı? Neredeymiş? Remziye. Zahide... kendini asmış. Ne? Yani o... tepedeki dilek ağacı var ya... Aceliyle Bayram onu orada asılı bulmuşlar. Canına kıymış yavrucak. Baba, doğru mu bu söylediklerin? Zahide öldü mü? Vah vah vah. Vah yine vah. Sen ne diyorsun Hüsnü? Mahmure ne haldedir şimdi? Nereden Irak? Mahmure de, Aceli de, hep köylü de perperişan. Olsaydı ama nasıl yaptın, niye yaptın? Nereden bileceksin kızım? Vardı bir derdi demek ki yavrucağın. Zahide! Zahide! Yavrum! Kızım! Zahide! Zahide! Yavrum! Ana! Bırak! Ana yavrum! Bırak! Kızımı nereye götürüyorsun? Kızım! Kızım! Bırak! Kızım! Sabır! Sabır! Ciğerim yanıyor azca! Ciğerim yanıyor! Başına bir şey geldiyse, ya Hüsnükaya kaçarken yakaladıysa. Bak Bayram biz biraz geç kaldık. Belki de bekleyip konağa geri dönmüştür. Yok dönmez. Kaçacağım dedi, geleceğim dedi. Ben gelmeden gitmez o. Başına bir şey geldi kesin. Ne olacak ki Bayram? Kim ne yapabilir ki? Ya sen Hüsnükaya'yı bilmezsin. Yakaladıysa eziyet eder kıza. Kesin üstü Kaya'yı yakaladı. Dur Bayram dur. Bir dakika bir dakika. Sen nereye gidiyorsun? Konağa tabip. Kaya'yı yakaladıysa ne eziyet eder şimdi kıza? Hayır Bayram dur. Bayram sakin ol. Hayır Bayram. Silah niçin Bayram? Rahmetli babamdan yadigar. Anam giderken yanında olsun dediydi. Bana bak Bayram.
Bu gece bu köyde yeterince acı yaşanmadı mı ha? Şimdi benim lafımı dinleyeceksin. Bu gece hiçbir yere gitmeyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sabah ola hayrola gider konuşuruz Fatma'yla. Anladın mı beni Bayram? Tamam mı? Nasıl ölmüş Hüsnü amca? Valla işte Elif Hanımcığım. Hani bir ağaç var ya tepede. Dilek ağacı diyorlar. Oraya gitmiş. Kendini asmış. Canına kıymış yavrucak. Peki neden yapmış bunu? Vallahi kimse bir şey bilmiyor ki Kamran Bey. İznin olursa bizim hanım bir Mahmure bacının yanına gitmek ister. Destek olurum diye herhalde. Tabii canım, gitsin gitsin. Sağ ol. Haceli de perişandır şimdi. Ya ya. Ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapalım Hüsnü amca, olur mu? Allah razı olsun, sağ ol Elif Hanımcığım. Benim bir hususi maruzatım olacak Kemran Bey. Sen çalışma odasında bekle, geliyorum. Kemran ne oluyor? Bilmiyorum hayatım. Yani bir şeyini öğrenmeye ver. Babam arıyor. Babacığım. Nasılsın baba? Sesin mi? Yok, ben iyiyim de. Köyde çok üzücü bir olay oldu bu gece baba. Ne oldu ki aya? Beyim, iyi. Ya kıvranıp durma da söyle, ne söyleyeceksin? Ne oldu? Fatma. Ne oldu Fatma? Amcanın dediği yer bu otel. Bu akşam kalırız burada. Yarın da bakarız. Olur mu? Olur abla. Buyurun. Biz bir oda tutacaktık. Diyorsun ki Ahya. Ya ne bileyim beyim. Kardeşini de almış gitmiş. Her tarafa baktım, aramadığım yer kalmadı, bulamadım. Niye kaçmış peki? Yoksa kıza bir şey mi yaptın? Yok beyim, elimi bile sürmedim vallahi. Ahya. Yeminle beyim bir şey yapmadım ya. Niye kaçmış o zaman? Biriyle mi kaçmış? Bayramla mı kaçmış yoksa? Yok, bayram köyde. Allah Allah. Ulan bir gün birbirinizi bıçaklarsınız. Bir gün kaçıp gidersiniz. İşimizi, gücümüzü bıraktık sizinle uğraşıyoruz. Hayır, bizim itibarımız umurumuzda değil ki Ahya. Köylünün ağzına sakız edeceksiniz konağa. Kurban olayım beyim, onları anca sen bulursun. Bir sürü çevren vardır senin, kasabaya ne gittilerse. Üç beş adam al, köye gönder. Köylüyü hissettirmeden sağa sola bir baksınlar. Olur. Belki bir şey duyan, bir şey gören olmuştur. Olur.
Hadi ne bekliyorsun hala? Tamam beyim, hemen gidiyorum. Alo. Fatma kızım, merak ettim. Neredesiniz? Hikmet anne, Bayram gelmedi. Biliyorum kızım, biliyorum. Biliyor musun? Bir şey mi oldu Bayram'a? Yok. Bayram'a bir şey olmadı da... Zahide. Zahide mi? Ne olmuş Zahide'ye? İntihar etmiş kızım. Canına kıymış. Bayram da bu yüzden gelememiş yanına. Fatma, iyi misin yavrum? Neredesiniz şimdi? Fatma, duyuyor musun beni? Neredesiniz? Kasabada bir otelde. Tamam. Bu gece sakın oradan ayrılmayın, tamam mı? Hele bir sabah olsun konuşuruz. Tamam mı yavrum? Abla. Ay, yolda bitmedi bir türlü. Sırrı daha çok var mı? Yok yenge, 5 dakikaya kasabadayız. Garibim Zahide. Zavallım onlar yüzünden. Fatma ile Bayram yüzünden kendi canına kıydı. Ne diyorsun kız sen? Saçma saçma konuşma. Nereden çıktı şimdi bu? Gör bak. Fatma bulunsun, daha neler çıkacak onun altından. Taşın altına bakacaksınız. Her deliği didik didik arayacaksınız. Camran Bey'in kesin emri var. Neredelerse bulup çıkaracaksınız onları. Anladınız mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi şimdi dördünüzü de alın. Siz de benimle gelin. Babam da çok üzüldü zavallı kıza. Bilmiyorum ama galiba şu ölüm meselesiyle ilgili. Onunla ilgili değil Elif. Fatma ile Ömer kaçmışlar. Ne? Kaçmışlar mı? Ya. İşi gücü bıraktık, yanaşmalarımızın dertleriyle boğuşuyoruz. Bu saatte nerededir ki zavallılar? Başlarına bir iş gelmese bari. İyi akşamlar. Elif kızım, benimle biraz gelir misin? İşin var senin burada? Fatma nerede? Ulan sen kim oluyorsun da bana yeğenimin hesabını soruyorsun lan? Fatma nerede dedim sana? Ulan sen benim başımın belası mısın lan? Eğer ona bir şey olursa senin bu bileğini kırarım Kahya. Ulan, kırarım! Ne duruyorsun lan? Elin zarfı mı toplayın? Sen ne diyorsun Hikmet anne?
Neden daha önce anlatmadın bunları bana? Ben nereden bileyim bunların olacağını kızım? Hem Fatma'ya da söz vermiştim bir kere. Hadi. Hadi. Hadi kimse bulmadan gidip alalım kızı kasabadan. Dur kızım, dur. Neden Hikmet anne? Ya Hüsnü amca bizden önce izini bulursa? Bak, konakta şimdi herkes ayakta. Sen de bu saatte çıkarsan göze batarsın. Ay kıza yardım edeyim derken. Tamam. Haklısın galiba. Ama hiçbir şey yapmadan burada böyle oturacak mıyız Hikmet anne? Zavallı kim bilir ne haldedir şimdi? Bak, Fatma da kardeşi de otelde güvendeler. Hele bir sabah olsun, doktor bey onlar rica ederiz. Bayrama haber verir. Ya onlar da sağ salim kızı alıp gelirler. Ha? Tamam benim güzel yavrum. Benim yüzümden oldu ailelik. Bu kadar diretmeyeydim. Sahideyim bayramı bu kadar istemeyeydim. Bayramda sahideyim. Benim kadar sever dedim. İster dedim. Böyle olacağını biliydim. Bağrıma taş basar susardım. Bağışla beni affet. Sızası için affet. 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 Affet beni. Sonra ağaç. Ağaçta. Benim bacım ağaçta. Gel gerisini ben söyleyeyim kardeş. Benim bacım ağaçta. Öyle miyim bacım? Benim bacım ağaçta öyle. Allah Allah. İnsanlar yarası dayan vereyim ama. Dayanır Haceli, dayanır. Dayanır. Allah kullarını acıyla sınarmış Haceli. Eğer ki bu acıyı bir yüreğe nakşediyorsa, o yüreğe sabrın yağmurlarında yağdırır elbet. Allah hiçbir kuluna dayanamayacağı acıyı vermez oğlum. Allah. Ben niye dayanamıyorum İmam Efendi? Ben niye dayanamıyorum? Allah, 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 Allah. Ah öyleydim de böyle bir haber almayaydım oğlum. Gitti bacım, gitti bacım, gitti, gitti bacım. Başın sağ olsun Haceli. Yeğenim yanıyor. Ay Allah. Mahmure Hanım, anası nerede? Acıya dayanamadı galiba. İğne vurdular. İçeride yatıyor. Haydar! Oy!
Şerife. Kim bilir hangi namussuz sebep oldu da Zahide hayatının baharında canına kıydı garibim. Allah sebep olanların belasını versin. Allah onların da ciğerini yaksın. Allah evlerini ateşler salsın inşallah. Burası şirret değil. Ne yeri ne de zamanıdır Remzi. Amamurem, amamurem. Duyar duymaz geldim, içim yandı içi. Şerife'ye dedim, kalk kızım gidelim dedim. Mahmurem'in yanına gidelim dedim. Onun acısına omuz olacak kimse yoktur yanında dedim. Kalk kızım dedim, kalk gidelim dedim, gidelim dedim. Kuzum gitti. Yavrum gitti Remzi'ye. Canım gitti. Zeyde gitti. İnsan ölecek kadar sever mi böyle kanalı? Canına kıyacak kadar sever mi? Vız gelir üstüne. Bak, bak hala konuşuyor lan, hala konuşuyor itler. Ulan sen beni katil mi edecek oğlum? Nerede Fatma? Ha? Nerede? Eğer ona bir şey ettiysen var ya. He, diyelim ki bir şey ettim. Ne yaparsın he? Ne yaparsın ulan? Seni ölmekten beter ederim Hüsnü ağa. Beter ederim seni. Cürmün kadar yer yakarsın oğlum. Cürmün kadar yer yakarsın. Nerede? Ha? Fatma nerede? Nerede? Bundan sonra onun ne adını duyacağım, ne de yüzünü göreceğim, anladın mı? Onu unutacaksın. Unutacaksın onu. Değil sen, değil ha bu köpeklerin. Tüm dünya bir araya gelse, ben Fatma'dan vazgeçmem. Öyle bir vazgeçersin ki, öyle bir vazgeçersin ki.
Vazgeçelim ondan! Vur ulan! Yılan! Vur! Ben de babam gibi efsunluyum yılana. Senin zehrin benim canımı acıtmaz. Vur! Sen buna acı mı diyorsun? Birazdan göreceksin sen acının ne olduğunu, dünyanın kaçmayacak olduğunu. Yürün lan! Götürün atın şunu kapısının önüne. Dur. Şu telefonu bir ver bakayım. Ver hele şu telefonu bir ver. Bak bakayım kim arıyor. Doktor Mehmet arıyor beyim. Doktor Mehmet mi? Bu saatte niye arıyor ki bu iti? Yenge, ne yapıyorsun burada tek başına? Şu kızı merak ettim. Fatma'yı var mı bir haber? Yok yenge. Zavallıcık. Kim bilir neler yaşadı da kaçıp gitti. Öteki kıza da çok üzüldüm. Tanımazdım ama. İnsan bu gencecik yaşında niye kıyar ki canını? Üstelik hayat bu kadar güzelken ben şehirde kadın olmayı çok zor sanırdım. Oysa burada kadın olmak çok zormuş. Canım yenge. Ne güzel bir kalbin var senin. Geç oldu. Hadi. Odana geçelim de dinlen biraz. Anlıyorum aşkım. Sen yine daramayı sürdürürsen. Evet. İşte otellere, pansiyonlara, kalabileceği her yere bakıver işte. Başkan, bu iyiliğini karşılıksız bırakmam, beni biliyorsun. Ha. Bu arada bunlar aramıza kalırsa sevinirim. Kız benim için çok önemli. Hem de çok önemli. Aceli oğlum. Biz Mahmure'yi alıp eve götürelim. Böyle hastane köşelerinde perişan olmasın garibim. Anam iyi değil Remziye yenge. Hastane varsa da ya bir şey olursa. Siz İmam Emmi ile muhtarı da alın gidin. Kalırız biz oğlum. Köyde ezanı kim okuyacak hem mi? Hadi gidin siz. 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 Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi gidin.
güzel ana. Rahmetli babam öldüğünde Zahidem daha ufacıktı ya, birazcık hala. Anam böyle yatarken her gece kalkıp anamın koynuna girerdi. Ancak öyle uyurdu Zahide. Ben de o iyice uyunca gidip kucaklar, koklar, yerine yatırırdım bacım. Bebekmiş gibi. Öyle masum. Öyle. Oh. Sana gelin gelecektir acaba. Gün sayıyordu benim bacım. Allah, Allah biz bu acıya nasıl dayanacağız? Sabır Ecel'im. Sabır. Niye yaptı bunu Raci hala? Niye? Niye? Allah'ım niye? Yazık ama pek de gençti garip. Ee ya, daha ömrünün en taze deminde. Neden kendini asmış ki? Kimse bilmiyor. Benim torunumun arkadaşıymış. Öyle bir derdi kahrı da yokmuş hiç. İçinde Allah korkusu olaydı kendi canını almazdı. Nizam dayı, sen ne diyorsun? Allah'ın verdiği canı bir tek Allah alır diyorum. Şimdi bunun cenaze namazı da kılınmaz. Caiz değildir. Bu yaradanla kul arasındadır Nizam dayı. Herkes kendi günahını da, sevabını da, meramını da zamanı geldiği zaman kendi anlatır. Kimsenin günahını almak bizim haddimiz değildir. Biz vazifemizi yaparız. Bunu herkes böyle bilsin. Cenazeyi almaya geliyor musun muhtar? Geliyorum İmam Efendi. İyi hadi yürü. Kahve size emanet. Thank you.
Mahmure bacı. Mahmure bacı. Vermediler daha Zahide mi? Acele nerede Irazcığım? Zahide kurbanım of, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı Zahide belim. Oy, güzel bacım benim. Gidenden of, haber sorarım. Zahiden bu halta oluyor gelin. Zahiden bu halta oluyor geri. Ezeli de deli deli gönül, ezeli çiçek kadar. Asma artık yüzünü, ne olur. Mola zeli çiçek kadar döktü. Sen de anam da bana rahmetli babamın emanetisiniz kız. Biliyor musun, senin şu ipek saçının telini halel yerse bütün dünya yakarım ben güzel bacı. Oy kurbet gezelim, bulamadım zahir. Demden güzelim, bulamadım zahir, benden güzeli. Kaderimden de, özlem de vazgeçmeyeceğim. Kusur.
Abi biraz daha iyi misin? Anam nerede Ayşe? Şeyle. Kasabaya gitti. Zahide'nin cenazesiyle. Bunu kim yaptı sana abi? Hı? Hüsnü Kahya mı? Fatma'yla kaçarken mi yakaladı? Ne oldu? Ne oldu? Bulabildiniz mi izlerini? Dün gece onları gören bir köylü bulduk beyim. Heh, nerede görmüş? Kasabaya giden yol üzerinde bir arabaya el etmişler ama araba durmamış. Kasabaya giden yol üzerinde mi? Evet beyim. Hala arıyorlar mı? Arıyorlar kızım. Mehmet uyanmıştır. Çok geç olmadan arayıp söyleyeyim de bayrama haber versin artık. E hadi ara kızım. Günaydın Elif. Hayırdır sabahın bu saatinde? Amca, bir telefon edeyim mi? Odamda telefon var kızım. Ha, kardeşim uyuyordu da onu uyandırmayayım diye aşağı indim. Sen iyi misin kızım? İyiyim amca. Buyur. Tamam Elif, tamam. Siz meraklanmayın, ben halledeceğim. Kim arıyor Hikmet anne? Fatma galiba. Fatma kızım. Hikmet anne. Fatma kızım neredesiniz? Çok merak ettim sizi. Hikmet anne. Ben Zahide'ye çok üzülüyorum. Hala inanamıyorum canına kıydığına. Biliyorum kızım, biliyorum. Ömrünün baharında. Çok yazık oldu, çok. O bizim yüzümüzden öldü. Sizin yüzünüzden mi? Sen ne diyorsun kızım? Ne diyor Hikmet anne? Kötü bir şey yok ya. Biz dün bayramla... Fatma, Fatma kızım ne oldu? Anlat bana. Ben çok kötü bir şey yaptım Hikmet anne. Ama böyle olacağını bileydim, yapmazdım. Fatma neyi bileydin sen? Kızım ne oldu? Zahide. 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 Canına niye kıydı abi? Sen. Sen biliyor musun? Ben şimdi ne yapacağım Hikmet anne? Neler oluyor Hikmet anne? Ulan bir de her şey için kendini suçluyor garibim. Neden? Kızım Fatma bak şimdi sakin ol ve beni iyi dinle, tamam mı? Ben çok kötüyüm. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşarım? Bu vebali nasıl taşırım? Yavrum biliyorum ben. Çok kötü bir durum bu. Ama bu olan bitende ne bayramın ne de senin suçun var. Kendini suçlamaktan vazgeç. Fatma bak şimdi. Beni çok iyi dinle. Ben böyle olsun istemedim Ayşe. İnan istemedim. Peki Fatma nerede şimdi abi? Bilmiyorum.
Bilmiyorum Ayşe. Buyur başkanım. Kim dediniz? Şerife ne yapıyorsun kız? Kamuran bir kahve istediydi, onu yapıyorum. Anne, Fatmalardan haber var mıymış? Aman yok, kör olasıcalar. Hepten yok olaydılar da rahat edeydik. Şeytan o kız, şeytan. Onlar çoktan bayramla buluşup kaçmışlardır. Babam daha hala neyle uğraşıyorsa. Aman ne olacak işte. Gururuna dokundu ya ondan. Tabii eşek yerine koydular bunu. Şimdi hırs sardı. O değil de ben Zahide'ye çok üzülüyorum. Sorma kız. Ben de üzüldüm valla. Yok yere öldü gitti kız. Etraf köylerden de bir ses çıkmadı Kamran Bey'im. Kasabadan bir haber var mı ola ki? Hayır, henüz bir şey yok. Kahveni bırak çık. Kamran Bey'im çok meşgul. Kahvemi özlemişsindir. İnsan uzun süre mahrum kaldığı şeyi özler. Çok mu uzun geldi? Ay bilseydim bu kadar mahrum etmezdim seni. Sen mi beni istediğin bir şeyden mahrum edeceksin? Buyur başkan. Dinliyorum. Evet. Öyle mi? Büyüksün başkan. Vallahi bu millet boşuna seçmiyor seni. Dur dur, not alıyorum. Evet. Tamam. Anladım başkan. Eyvallah. Çok sağ ol. Başkan bir gün oturalım ya. Hı? Peki. Hürmet bizden. Eyvallah. İyi bir haber mi? Hem de çok iyi. Fatma'yı bulmuşlar, Fatma'yı. Çekil şuradan. Nereye gider bu acele? Hem de bu vaziyette. Sana bir şey demedi değil mi Mahmure Hanım? Onun da başına bir şey gelmesin ahirettik. Oğluma da bir şey olursa. Dur hele Mahmure, gelir şimdi. Ha, geliyor işte. Yüzünde göperler biter, kara yerler, kara yerler. Senin ile ölüme kin tutar, kara yerler, kara yerler. Senin ile ölüme kin tutar, kara yerler, kara yerler. Oğlum neredesin sen?
yaşımı akıttın gözden yaşımı. Aldın gittin kardeşimi kara yerle, kara yerle. Gelin olacaktı benim kuzum. Bacımı alalım İmam Emre. Olur oğlum, alalım. Olur. Tamam abi, tamam. Merak etme. Gerekeni yapacağım. Necip Bey'imizin yokluğunu hissettirmeyiz. Hadi abi, görüşürüz. Beyim, ben de gelseydim şuraya ya. Sen kal dedim üstü ki ya, ben alıp geleceğim dedim. Ama ben şimdi... Ben halledeceğim üstünü. Kız ne oluyor? Nereye gitti bu deli fişek gibi? Beyimiz Fatma Hanım'ın yerini bulmuş. Abi. Abi iyi değilsin, gitme. Gitmem lazım Ayşe. Bu halde nereye gideceksin, ne yapacaksın? Bilmiyorum ama böyle eli kolu bağlayamam ki be kardeşim. Peki Zahide? Cenazesi ne olacak? Sen hiç merak etme. Kendi ellerimle uğurlayacağım onu ben. Bayram! Bayram, ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Önemli bir şey değil tabii. Nasıl önemli bir şey değil? Bu halin ne? Kim yaptı bunu? Konağa gittin değil mi? Kahya mı yaptı bunu? Sen niye geldin tabii? Hayırdır? Buyurun. Özel eşyalarını getireyim. Oğlum, defin işini ben hallettim. Rahmetli babamı çok severdi İmam Em. Onun yanına... Teslim işlemleri bitince cenazenizi alırsınız. Razca, niye kıydı kendine? Benim kızım bu dua örtecekti yüzüne. Gelin olacaktı. Daha evveli gün çeyizlerini çıkardı, ütüledi. Kokular serpti üzerine. Öyle masum, öyle temizdi ki. Nasıl böyle bir kız kıyar canına? Yavrumun tek hayali oğlu bayrama varacağı gündü.
tek derdi tasası oğluna sevdasıydı. Dün gece sen gelmeyince kasabaya gitmiş. Hikmet Hanım niye geceden haber etmemiş ki? Gider alırdık hemencik. Sahide. O hengamede sabaha beklemeyi uygun görmüş. İyi de etmiş. Şu haline baksana bir. Ne edeyim tabii. Haber alamayınca aklım gitti. Zaten bu gidişte akıl falan kalmayacak senin başında. Al işte. Gidiyoruz, az kaldı. Kavuşacaksın Fatma'ya. Zahide'yi duymuş mudur acaba? Aldıktan sonra Zahide'nin cenazesine yetişir miyiz tabii? Yetişiriz. Celal'in kardeşi Saide Bayram abi yüzünden mi kendini öldürdü? Biz mi bir yanlış yaptık abla? Bilmiyorum. Ne doğru ne yanlış ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Vay 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 vay. Fatma Hanım'a bak sen. Kasabalara, otellere gitmiş öyle mi? Ne oldu? Aşını mı az verdik acaba hanımefendinin? Suyunu mu az koyduk önüne? Ne işi varmış oralarda? Lan ne bileyim ben işte gelince anlayacağız. Hayır benim anlamadım onları almaya niye Kamuran Bey gitti? Yine analı hızlı sorguya başladınız gene. 2 dakika bir susun be! Yok baba ben hani koskoca bey niye kendisi şehirde diye merak ettim. Biliyor tabii ben gidersem onun elimde kalacaklarını biliyor. Aman ona neymiş ki? Himayelerindeymiş ya beyefendilerin. Eğer bir rezillik çıkarsa isimleri lekelenirmiş. Ha öyle mi dedi? Hüsnü. Dün gece sen Bayram'ı köyde görmedin mi? La gördüm ya dedim ya kaç kere söyleyeceğim. Kız anne. Fatma ile Bayram kasabada buluşmak için sözleşmiş olmasınlar? Doğru diyor Hüsnü. Fatma Bayram'la acaba kasabada mı buluşacak? La yeter be aman. Öf zaten cinip tepemde. Bundan sonra soru sormayın bana. Kalbinizi kırarım ha. Bu ne böyle sidik gibi? Kaldır şunu. Başka bir şey koy. Kasabaya varmak üzeredirler şimdi. İnşallah bir aksilik çıkmaz da sağ salim geri gelirler. Yok Hikmet anneciğim. Ne aksilik çıkacak? Yenge. Günaydın. Günaydın. Nasılsın bu sabah? İyi hissetmiyorum kendimi bu sabah. İyi değilsen dinlenseydin ya yengeciğim. Neden çıktın? Ya odada yatıp durmaktan öyle sıkıldım ki. Biraz hava alayım istedim. Amcam nerede? Uyanmadı mı hala? Sabah apar topar giyinip kasabaya indi. Kasabaya mı? Evet.
Bayram abine gelmezse abla. Neredeymiş tabi. Fatma? Korkma korkma. Ben sizin için geldim. İçeri davet etmeyecek misin beni? Gireyim mi? Burada mı konuşuruz? Buyur beyim. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin beyim. Yoksa başka birini mi bekliyordunuz? Yok, kimseyi beklemiyordum. Ya. Fatma, amcan seni çok merak etti. Ne oldu, niye kaçtınız? Ben... Bak, benimle her şeyi rahat rahat konuşabilirsin. Amcam ablamı evlendirmek istedi. Biz de ondan kaçtık beyim. Kiminle evlendirmek istedi? Hacel abiyle. Ne? Hacel'i mi? Yakarsın bu canımı.
Bilmiyorum ne derdin var. Kız senin, senin, senin. Kız senin, senin, senin de. Derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var. Kız senin, senin, senin. Yar senin, senin, senin de. Derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var. Kız senin, senin, senin. Yavrusuz yayla yananım konup göçülmez imiş. Bahar gelmeyince benim güller açılmaz imiş. Yavrusuz yayla yananım konup göçülmez imiş. Uykudan mı kalktın anam, gözün açılmazmış. Bilmiyorum ne derdin var, kız senin, senin, senin. Buyurun hanımım, beni çağırtmışsınız. Amcam sabah apar topar kasabaya gitmiş de. İşlerle ilgili bir sorun mu var diye soracaktım Hüsnü amca. Yok, işlerle ilgili bir şey değil. Kamran Bey'im çıkarken size söylemiştir dediydim ama demek telaş eden unutmuş. Neyi? Şükürler olsun Fatma ile Ömer bulundu. Buldunuz mu? Bulundu Hikmet Hanım. Neredelermiş peki? Kasabada bir otel odasında bulmuşlar. Kemran Bey'im şimdi almaya gitti onlar. Niye kaçmışlar peki? Bilemem artık. Hani bunlarda ana baba yok ya. Hem öksüz hem yetim yavrular. Konakta da bir sürü olay oldu üst üste işte hani. Biraz daraldılar mı nettiler artık yavrucuklar, kuzucuklar. Çocuk işte. İyi de niye Kemran almaya gitti onları? Şey içindir. Şimdi ben almaya gidersem hani öfkelenirim, bağırırım, çağırırım, işte tatsız bir şey olur diyedir. Kemran Bey en iyisini yapar sağ olsun. Tamam Hüsnü amca. Gözünüz aydın. Gidebilirsin artık. Sana daha önce ne demiştim Fatma? Bir derdin, bir sıkıntın olduğunda bana geleceksin demiştim. Amcanız bir cahillik etmiş işte. Bu zamanda kimse kimseyi istemediği biriyle zorla evlendiremez. Üstelik benim himayemdeki birini asla evlendiremez. Şimdi size düşen konağa geri dönmek. Korkmayın. Rahat olun. Endişe etmenize gerek yok. Orada size hiçbir şey olmayacak. Bakın, amcanızla da konuşacağım. Sorunu çözeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Eşyalarınızı alın. Konağa geri dönüyoruz. Hadi ama. Bana güvenmiyor musunuz yoksa?
Burada ne yapacaksınız bir başınıza beş parasız pulsuz? Hı? Abla. Bakın şöyle yapalım isterseniz. Ben kapıya çıkayım. Siz de rahat rahat konuşun. Hadi gidelim abla. Konağa dönelim ne olur. Ama bayram bizi almaya gelir. Ali nerede abla? Gelecek olsaydı zaten dün gece gelirdi. Ablam ne olur konağa dönelim ne olur. Amcam bizi affetmez onlar. Hayatı zehir eder bize. Ablam amcam vallahi de billahi de bize hiçbir şey yapmaz. Bey bırakmaz. Ne olur geri dönelim ne olur. Ya Ömer biz o konakta gün yüzü görmedik ki. Ablam geri dönelim ne olur o konağa. Bak benimle gel dedin. Seninle geldim buraya kadar. Ama şu halimize bak. Ne gidecek bir yerimiz var ne de paramız. Bak abla, sende azıcık değerin varsa ne olur konağa geri dönelim. Alo? Fatma, ben Elif. Bak beni iyi dinle Fatma. Kamran amcam yerinizi öğrenmiş. Hemen çıkmalısınız oradan, hemen. Anladın mı beni? Kim o abla? Fatma, kim o telefondaki? Amcam, bulmuş onları. Eyvah, 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 eyvah. Yok, bir şey istemiyoruz. Sağ olun. Aşağıdaki amca, bir şey istiyorsunuz mu diye soruyor. Ya. Anladım. Çok geç kaldık. Amcam bulmuş onları. Ya bayramla denk gelirlerse? Karşılaşmamaları lazım. Bir olay çıkmadan Mehmet'le Bayram'a haber vermeliyiz hemen. Hadi. Bulduk tabii burası. Kardeş nereye? Fatma adında bir yakınımızı almaya geldik. Yanında bir de kardeşi var. Fatma? Evet, bizi bekliyordu zaten. Oda numarası 406. Elif dur biraz, sakin ol önce. Baştan anlat bana şunu. Bundan sonra ikiniz de benim korumam altındasınız. Tamam Fatma? Yani ne sana, ne de kardeşine hiçbir şey olmayacak. Bana güvenebilirsiniz. Mehmet, bayramı engellemelisin. Bir olay çıkmasın. Kamran amcamla karşılaşmamaları lazım. Bu Fatma için çok kötü olur Mehmet. Ne olur engelle bayramı.